Merhabalar. Bugün sizlerle şöyle lorlu pazı sarması yapalım. Çok nefis bir tarif. Şimdi bunun için ilk önce şöyle pazılarımızın saplarını kesiyoruz. Daha sonra pazılarımızı şöyle büyükçe bir tencerede 5 dakika kadar hemen rengi değişene kadar haşlayacağız. Şimdi ben saplarını keseyim pazılarımın. Pazı yapraklarımı şöyle kaynar suda birkaç dakika haşlıyorum. Daha sonra buzlu suya alacağım ki rengi değişmesin diye. Şöyle haşlanan lahanalarımı soğuk suyuma alıyorum ki rengini kaybetmesinler diye. Şöyle soğuk suyu alıyorum. Biraz da soğuk suda bekletiyorum. Bir yandan da içim pişiyor şu anda. Pazımın içi için bir tavama şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Bir adet doğranmış şöyle yemeklik doğranmış kuru soğanım var. Onu ilave ediyorum ve biz kavrulmaya gidiyoruz. Kuru soğanımla sıvı yağım kavruluyor. Şimdi bulgurumu ve sıcak suyunu da ilave edeceğim. Şöyle bulgurumu da ilave ediyorum kuru soğanlarımın üzerine ve kavurma işlemine devam ediyorum. Şimdi sıcak suyunu ilave edeceğim. Biraz kavrulunca bulgurum. Şöyle suyunu da ilave ettim içimin. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Bulgur ve soğanla harcadığım içe şimdi birazcık şöyle karabiber ilave edeceğim. Şöyle biraz karabiber çekiyorum. Üzerine tuz ilave ediyorum. Şöyle. Şöyle tuzunu ilave ediyorum. Birazcık daha tuz ilave edeceğim. Ve lor ilave edeceğim. Şöyle. Hepsini karıştıracağım şimdi. İçimiz hazır. Birazcık soğumasını bekleyeceğiz. Şöyle. Bu çok güzel bir lor. Sivas loru. Şöyle karıştırıyorum. İsterseniz kırmızı pul biber de ilave edebilirsiniz ama ben üzerindeki yoğurtlu kısmında kullanacağım için içini bu şekilde hazırlıyorum. İçimiz hazır şimdi. Şöyle kenara alıyorum. Bir tane pazı yaprağını göstereyim sizlere. Herkes biliyor zaten Türk mutfağında genelde nasıl sarıldığını. Şöyle şu kalın kısmı ağzımıza gelmesin diye bir bıçakla şimdi burasını alıyorum. Şöyle pazı yaprağımızın şu damarlı kısmını üste gelecek şekilde koyduk ve şöyle üst kalın kısmını çıkarıyoruz. Ağzımıza gelmesin yerken diye. Şöyle ayırıyorum burasını. Şu şekilde. Ve içimi koyup saracağım. Hepsi bu kadar. Şimdi o kısmı da göstereyim. Şimdi pazı yaprağımın ortasına hazırladığım içimi şu şekilde koyuyorum. Yaprak sarar gibi aynı. Kenarlarından şöyle kapatıyorum. Ve şu şekilde şöyle sarıyorum. Sardığım puzzle'ların hepsini şöyle bir fırın kabına dizeceğim. Şu şekilde. Şöyle. Hepsini buna dizeceğim. Sonra devam edelim. Böyle puzzle'larımı göstereyim. Bir tepsi. Küçük bir tepsi bu. Bir bağ puzzle'dan sardım. Şimdi üzerine tereyağı koyacağız. Bazılarımızın üzerine şu şekilde tereyağı koyuyorum küp küp. Şimdi bir bardak da sıcak su ilave edeceğim. Şöyle pazılarımın üzerine sıcak suyunu da gezdiriyorum. Şöyle bir su bardağı kadar. Bu kadar yeterli. Biz 180 dereceye 20 dakika kadar pişmeye fırına gidiyoruz. Fırında şöyle üzeri kızaran, tereyağıyla kızaran sarmalarımızı servis tabağımıza alacağız. Üzerine sarımsaklı yoğurt ile servis edeceğiz.
Lorlu pazı sarmam şöyle servise hazır. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun.